Şimdi oruç kimlere farzdır sorusundan sonra niyete gelelim isterseniz. Lütfen efendim. Oruç kime farz? Bir kere mümin, lebbeyk diyebilene farz. Rabbim, Allah'ım. Allah'ım. Of. Diğer ibadet çeşitleri ile sana olan kulluğumu arz etmiştim. Şimdi bir de bu şekilde farz kıldığın oruç var ya, Bakara suresinin ilgili ayetiyle. Ey inananlar, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç yazıldı. Bir müminin alın yazısıdır oruç. Ne güzel bir ifade. Bunu yazalım. KJ'de lütfen rica ediyorum. Oruç bir müminin alın Çünkü yazısıdır. farz kılındı demiyor. Kütibe Yazıldı. yazıldı. Her müminin kaderinde alın yazısında oruç ibadeti vardır. O mümin hangi kıvama gelmeli? Öncelikle farz olan oruç için buluğ çağına gelmeli. Akıllı, ergen olmalı. Sağlık ve sıhhat içerisinde bulunmalı. Daimi olarak bir hastalığa müptela ise bedel olarak fidye verecek. Ama geçici sağlık problemi yaşıyorsa erteleyecek. Daha sonra orucunu kaza edecek. Kaldığı yerden devam edecek. Bunlar orucun kimlere farz olduğu sorusuna kısa cevap. Niyete gelince bir oruca başlamak ve orucun sahih şartlarına uygun tam istenen hedefe bizi götürecek olmasının temel şartı da niyet. Bu sebeple niyet nedir? Kalbin bir hedefe azmetmesi ve bağlanmasıdır. Çok güzel Aynı efendim. Eyvallah. zamanda bilinçtir. Neyi, ne için, kim için yaptığımızı zihnimizde ortaya koymaktır. Azalara verilecek olan gizli komutun adıdır niyet. O niyetten itibaren şekilleniyor zaten Evet. vücut Sizin dünyamız. vücut mekanizmanız, Evet. makinanız o niyet denen motordan, içten yanmalı motordan almış olduğu komuta göre hareket ediyor. Onun için oruç yiyerek içerek değil, niyet ederek tutulur. Çok güzel efendim. Yani hani imsak vaktine yaklaşıyoruz şimdi. Hani nihayetinde hedefimiz orası. Oruç tutmak için sahura kalkmamız aslında niyettir. Bunu da şart olarak Yiyeceğiz. koyuyoruz. Lakin yemeye, içmeye kanalize olmaktan ziyade niyete kanalize olursak oruç ibadeti bize hakikaten şifa oluyor. Şimdi efendim, eğer yeme içmeyle tutulabilseydi orucu herkes tutardı. Değil mi efendim? Niyetimizi sağlam yapıp hiç yemesek de oruç tutabiliyoruz. Resul-i Ekrem'in savm-ı visal Aslında. denen 2 gün hiçbir şey yemeden içmeden oruç tuttuğunu biliyoruz. Evet. Ama ümmetine bunu yasakladığını da biliyoruz. Ümmet peygamberin Rabbimizin onu donatma şekli itibariyle farklı özellikleri var. Ama niyet ile tutuluyor oruç. Niyet ettiğimizde problem yok. Şimdi niyet aynı zamanda nedir? Mukavelenin yenilenmesidir. Bilincin tazelenmesidir. Her gün ayrı bir niyet gerekir diyor kim? İslam alimlerinin, hukukçularının, fıkıhçılarının çoğunluğu. Sadece Malikiler Ramazan'ın başında bir defa niyet etsek hepsi için yeterli olur. Ama çoğunluk ne diyor? Her gece niyet etmek gerekiyor. Sahura kalkmak fiili niyettir. O ayrı bir konu. Tamam. İlla dilimizle niyet etmek gerekmiyor. Zihin ile zaten kalbin bir şeye azmetmesidir dedik ya. Elbette. Bilincimizi tazeliyoruz ve aslında bir öncekinin muhasebesini yapmış oluyoruz. Oruca kalite katıyoruz niyetle. Adeta diyoruz ki aslında oruç ibadeti farklı bir ibadetti. Beni miraca çıkaracak namazın diğer kanadıydı. Namazın yanında diğer bir kanattı. Hocamın ifadeleriyle Evet, örtüşüyor. hocamızın Çok söylediği çok güzel gibi. bir şekilde. Dolayısıyla biz bunu tam istenen şekilde imanen ihtisaben diye peygamberimizin ifadelerinde var. İnanarak, Allah rızası için içinden gelerek, coşarak
yerine getirmek, eda etmek. Acaba ben dünkü orucumda bunu yakalayabildim mi? Eksiklerim olmuş olabilir. Sil baştan. Yeniden niyet ediyorum. Yarınki orucum bir öncekinden daha kaliteli olacak diyorum. Bu noktada ibadette azim ve kararlılık esas değil mi efendim? Evet. Bunu anlıyoruz biz. Evet efendim. Biz. Niyetsiz hiçbir ibadet yok. Çok güzel. Bütün efendim. İbadetlerde evet. Abdest dahil. Hani farz olur, vacip olur, sünnet olur, olur ama bir şekilde niyet her ibadette vardır. Niye? Temel prensibimiz innemel amalu binniyat. Evet. Amellerin sonucu niyetlere göredir. Niyetiniz neyse karşılığında onu alacaksınız anlamına gelir bu. Bundan dolayı Ramazan'da oruca niyet ediyoruz. Eyvallah. Neyine hocam. Niyet ediyoruz? Ey oruç, tut bizi.